Sigara içilmesi ile kuaf ve akciğer kanseri arasında ilişki var mıdır? Sigara içilmeye başlandıktan ortalama 10 yıl kadar sonra bronş epiteli ve altında kronik değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler hücrelerde çoğalma, hücrelerde büyüme, düz kaslarda artma ve tabakalarda hücrelerin karakter değişmesi şeklinde ortaya çıkar. Bunların tamamına birden remodeling denir. Yani o bölgedeki modelin değişmesi anlamındadır. Bu değişiklikler 10 yıldan sonra yavaş yavaş ortaya çıkar. 20 yıla kadar ulaşıldığında ise artık bronş epiteli üzerinde değişiklikler mikroskopla görülecek hale gelir. Hücrelerin katmanlarında çoğalma, şekil ve sayılarında değişme, submukosa dediğimiz alanlarda matrikste artma, o bölgede bulunan düz kaslarda şekil ve boyut değiştirmesi ile sayı değiştirmesi söz konusu olur. Tüm bu değişikliklerin başlangıcına inflamasyon dediğimiz mikrobik olmayan iltihabi reaksiyon ile başladığını görürüz. İnflamasyon başladıktan bir süre sonra artık hücreler geri dönüşümlü aşamadan geri dönüşümsüz noktaya kadar gidebilecek hale gelirler. İlk aşamada metaplazi dediğimiz hafif dönüşüm aşamasıdır. Metaplazinin de kendi içinde hafif ve şiddetli olanı vardır. Bir ileriki aşama displazi aşamasıdır. Displazi de kendi içinde hafif, orta ve şiddetli displazi olarak değişik şekillerde incelenir. Displaziden sonraki aşama insutu dediğimiz artık kansere gidişin başladığı aşamadır. Bunların her bir aşamasının geri dönüşü söz konusu olduğu gibi ileriye gidiş de söz konusu olabilir. Yani hangi aşamada olursa olsun akciğer kanseri gelişimini önlemek amacıyla hastanın sigarayı bırakması esas olmalıdır. Sigarayı bırakmamış bir hastada hangi tedavi uygulanırsa uygulansın akciğer kanserine gidiş kaldığı yerden ya da bir geri aşamadan ileri doğru gitmeye devam edecektir. Bu nedenle akciğer kanseri adayı olan sigara içen hastaların öncelikle sigarayı bırakması, daha sonra gelişmiş olan değişikliklerden nasıl kurtulman mümkün olduğunu araştırmaları gereklidir.